Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'la birlikteyiz. Mete Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi Bu hafta da yine geçtiğimiz haftaya damgasını vuran olaylar neydi? Dünyada Türkiye'de neler yaşandı? Konuşmaya başlayalım hızlıca dilerseniz. Çünkü her programın sonunda yine yetiştiremedik diyoruz. Peki. Bugün yetiştirebilmek ümidiyle. Elbette ilk sırada Slovakya Başbakanı'na o suikast girişimi var. Başarılı olamadı ama en nihayetinde gerçekleştirmeyi başardılar. Yaralı şu anda Slovakya Başbakanı. O görüntülerle başlayalım mı? Başlayalım ama önce isterseniz şöyle söyleyelim. Hem de onu seyrederken söyleyelim. Hatırlarsanız burada beraber konuştuğumuz bundan iki hafta önceydi. Evet. E, demiştim ki artık suikastlar dönemine geçecekler ve siyasetçi suikastlarını görürsek hiç şaşırmayın demiştim. Evet. Aslında e, beklenen bir şey miydi? Evet beklenen bir şeydi. Onu söyleyeyim size. Doğru söylüyorsunuz. Ben bundan sonra dünyayı neler bekliyor dediğimde size özellikle dünya liderlerine gerçekleşebilecek saldırılara bundan sonra dikkat edin demiştiniz iki hafta önce. Özellikle Avrupa kökenli. Özellikle Avrupa. Ee, hakikaten de böylesi bir suikast girişimi gerçekleşti. Hem görüntüler üzerinden konuşalım, hem de nedenini nasılını da değerlendirelim elbette. Yani bir defa e, Slovakya e, başbakanı e, diğerlerine göre farklı yani Ukrayna savaşına ...aynı Urban gibi hı hı. farklı bakan kişilerden bir tanesiydi. Ee, söylemleri çok sertti. Hı hı. Ve e, Ukrayna'nın bir bağımsız devlet olmadığını... ...Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetildiğini... Hı hı. ...ve e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Ukrayna'nın... E, ...Rusya'ya saldırtırıldığını tez olarak söyleyen kişilerden bir tanesiydi. Hı hı. ve Hedef alınmasının sebepleri efendim, de Hatta örnek miydi? verirken de Meksika örneği üzerinden değerlendiriyordu. Yani... Meksika'da Rusya gelse oraya yönetse buna müsaade eder mi diyordu şey hatırlarsanız. Evet. Müsaade eder mi sizce? Etmez. Etmiyor. Etmediğinde biz nereden görüyoruz? İşte önümüzdeki tabudan görüyoruz. Hatta ben size şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. E, Amerika Birleşik çevresindeki ülkelerin belli bir büyüklükte ordu kurmasına bile müsaade etmiyor. Yani kendisini tehdit edecek sınırında bir güç olmasını bile kabul etmiyor. Hı hı. E şimdi bu örnekleri de veren kim? İşte şu anda e, suikastini, görüntülerini seyrettiğimiz Slovakya e, Başbakanı'ydı. Hı hı. E, bu dediğim gibi sürpriz miydi? Değildi. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na görürseniz... Hı hı. ...aslında ikisinde de taraflar e, büyük savaş hazırlanıyorsa... ...büyük savaş hazırlanıyorsa, hı hı. nihai savaş hazırlanıyorsa... ...kendisiyle beraber ortak hareket etmeyen siyasi iradeleri veya hükümetleri... ...muhakkak deviriyorlar veya darbe yapıyorlar veya öldürüyorlar. Bakın bu kaçınılmaz bir sonuç. Geçmiş iki savaşın tecrübesi gözümüzün önünde. Bunun üzerine hatırlayın Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç olayı neydi? Aslında çok ufak bir olay gibi görünüyor. Yani gözükse ama. de bir yine suikast değil miydi? Evet. Bir suikastle başlayan zincirin sonunda Birinci Dünya Savaşı'nın bizi götürdüğü yeri görüyoruz. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Bugün de e, şimdi birazdan e, hem Ukrayna Savaşı hem... Ee, arkasından İsrail'in bölgede yaptığı faaliyetler hı hı. iki lobi faaliyeti ve iki istihbarat faaliyetini çok yoğun kullanan iki örgütten bahsediyor. Birisi CIA hı hı. bir tanesi de Mossad. Hı hı. İkisi de bunu çok aktif kullanıyorlar. Kendi çevresinde darbeyle veya suikastlerle pasifize ediyor ülkeleri veya başka bir şekilde deviriyor. Kendisine ait olan ülkeler oluşturuyor. Onun örneğini görüyoruz. Slovakya bunun örneği. İsterseniz hemen arkasından şeyi seyredelim. İsrail şeyin... E, bu zamana kadar. Ha İspanya'yı. Tamam ondan önce şunu da sorayım size. Siz burada tamam. görüntülerde bir güvenlik zafiyeti görüyor musunuz? Ya, Beş koruması olduğunu ya, tamamen, biliyoruz. Tamamen. Yani tamamen. Ama şimdi şöyle. ya Bu ülkede terör faaliyeti yok. Bu ülkede herhangi bir bugüne kadar Alarm olay durum yok. Alan durumu yok. Alarm durumu yok. Ya, şimdi şey gibi düşünün. E, ülkelerin güvenlik tedbirleri... Kendi ülkelerindeki güvenlik riskleriyle orantılıdır. Siz o riski arttırdıkça koruma ekibinin sayısını, o çemberin sayısını arttırıyorsunuz. Birinci çember, ikinci çember, üçüncü çember diye ayırıyorsunuz. Hı hı. E, burası öyle bir ülke değil. Ama böyle bir ülke olmadığı halde bile işte böyle bir olayla hı hı. karşılaşabiliyoruz. Görecek miyiz? Daha çok göreceğiz. Evet. Peki İspanya dediniz. İspanya'da da Sanchez'in eşi aslında o da bir suikast, itibar suikastıyla karşı itibar. karşıya. Yolsuzlukla suçlanıyor ve Sanchez de aslında direniyor bu koltukta oturmaya devam etmek için değil mi? Sebebi de Filistin'e destek vermesi. Hem Filistin'e destek vermesi, hem İsrail suçlaması, hem de e, Avrupa'daki, Avrupa'daki Filistin'in devlet olarak tanınmasını başı çeken ülkelerden bir tanesi. Bir tanesi İrlanda, bir tanesi Belçika, bir tanesi de kim? E, gördüğünüz üzere İspanya. Hı hı. İspanya o anlamda lider ülke ve önü çekiyor yani bunu desteklemek için yapıyor ve e, İspanya Başbakanına aslında hiç de gerçekçi olmayan bir şekilde suçlama yapılıyor. Eşinin böyle bir durumu yok öyle bir şey yok hı hı. ama eşi üzerinden saldırıyı yapınca niçin saldırıldığımı ben biliyorum dedi ve istifa ediyorum dedi hatta... İstifa ediyorum dedi. Evet. Herkes ayağa kalktı, hı hı. kıyamet koptu. Hayır böyle bir şey yapamazsın. Herkes biliyordu nereden geldiğini saldırının. İspanya başbakanı görevine devam etti. Evet. Bakın ne dedik baştan? Ya onlarla hareket edeceksiniz, ya da gideceksiniz. Hı. Ya darbeyle, ya karşınıza bir siyasi blok oluşturarak, hı hı. ya da e, ölerek. ...size öyle söyleyeyim. Peki Sanchez şu an... ...o zaman halen risk altında yani... ...çünkü vazgeçmeyecekler. Hiç vazgeçmiyorlar... ...ve de devam ediyorlar. Ee, İrlanda da bu anlamda potanın... E, ...içinde. Hı hı. İrlanda da ...ilginç bir şekilde son dönemde... ...duymadığım karışıklıklar duyuyorum... ...öyle söyleyeyim size. Mesela Belçika... ...iki defa arka arkaya... ...terör saldırısına uğradı. Yani işte... Bir taraftan PKK'nın saldırıları, diğer saldırılara baktığınızda merkeze Belçika tutturulmuş durumda. Belçika da bu konuda vazgeçmiyor, e karşı taraf da vazgeçmiyor. Hı hı. O da bunu soykırım tanımasının bedeli çok ağır olacağı için, bu olaya karışanların bedeli çok ağır olacağı için, onlar da sonunun ne olacağını bildikleri için götürüyorlar. Geri çekilen, adım adan hiç kimse yok. Evet. Peki, e, tarihten bugüne suikastlere bakacağız Vallahi ama... Çok iyi. Yani ee, dilerseniz yakın dönem bir de yakın döneme bakarsak Evet yakın evet. dönem onunla devam edelim tarihte hepsinin de ama. siyasi sebepleri var aslında isim Hepsini. isim ilerlediğimizde Hepsini. özellikle bugünü anlamak için işte Gazze'de yaşananlar İsrail'in soykırımı sürdürmesi izin vermemişler zaten Değil Olur. mi Mete Yani hani bir şekilde Filistin'le barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüme Hı -hı. zaten izin vermediklerini görüyoruz. John F. Kennedy ile başlayacak olursak halen aydınlatılamamış bir suikast. Üzerinden 61 sene geçmiş olmasına rağmen halen pek çok Hala söylerler. En büyük şehrinden bir tanesi Küba Akiriz derler. Evet Hala Rusya ile yumuşatma durumu diye söylerler. E, bakın Kral Faysal'ın hikayesi nedir? Aslında bu tam ilk Filistin suikastıdır bu. Hı -hı. Hatırlarsanız İsrail'in e, saldırıları devam edince hı hı. E, Kral Faysal şey yapmıştı, ambargo yapmıştı dünyada. Petrol. E, petrolü satışını durdurmuşlardı OPEC olarak hı hı. ve arkasından içeriden öldürttü. Aslında hı hı. ilk e, Filistin Filistin davası için öldürülen kişilerden bir tanesidir. Hı hı. Hatta şey demişti değil mi Mete Bey, biz e, vaktiyle deve sütüyle ve hurmayla yaşadık, atalarımız bu şekilde yaşadı, bundan sonra da yaşarız demişti yeni tarafından vurularak öldü. Ee, yine Kuzey Kore kavgası yüzünden, hı hı. E, birleşip birleşmemeye kavgası yüzünden öldürülen bir tanesi. Enver Sedat Filistin e, İsrail İsrail'le anlaşma imzaladıktan sonra bir geçit sırasında öldürülmüştü hatırlarsınız. Evet. Bir tören sırasında öldürülmüştü. Indira Gandhi yine iç sorunlarla ilgili olan öldürülenlerdi. Olaf Palme'nin içerisinde tabii PKK terör örgütü var. Var, evet. PKK terör örgütünün e, bağlantılı birisini öldürdüğüydü. İzrak Rabin... Oslo Anlaşması. Yine yumuşama, yani Filistin'le yumuşama için öldürülenlerden bir tanesi. Refik Hariri aslında uzak gibi gözükse de yine Filistin mevzusuna bağlantılı bir mevzu için öldürüldü. Suudi Arabistan'ın Filistin şey üzerinde Lübnan üzerindeki hakimiyeti hı hı. ve o dönem hatırlayın Arap Baharının rüzgarını estiği dönemlerdi. Hı hı. O dönemde öldürülenlerden bir tanesiydi. Öncesinde Arap Baharına önce başlayan süreçlerdeydi. İşte o e, net nasıl diyorsunuz işte Bob Mop dediğimiz e, hikayenin olduğu dönemlerde Benazir Butto e, bu coğrafyada hı. özellikle kapışmanın başladığı dönemde Benazir Bütto'nun tekrar iktidara gelmesiyle beraber dengenin değişeceğini düşünen gruplar tarafından öldürüldü. E şimdi geliyoruz yine e, eski Haiti devlet başkanı Haiti'deki karışıklıklı yüzünden öldürüldü ama arkasında kimin olduğu çok net olarak biliniyordu. Onu söyleyeyim size. E, bu tamamen e, hani hiçbir sorundan kaynaklanan yani kişinin psikolojik sorunlarından kaynaklanan bir olaydan ee, ölüm diye e, geçti. İşte ama Slovakya başbakanın eee suikast girişimi ise Rusya Ukrayna sava savaşıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Hı hı. şu anda ne, sebepleriyle ne oldu? Ne sebeplerle ilgili de bir grafik hazırlamıştık değil mi arkadaşlar? Bir de şeyin var galiba evet. Anadolu Ajansı'nın bununla ilgili bir şeyi var galiba. Bir e, Ona da bakalım. Ona da bakarsak evet. evet. Sesi de varsa Şimdi hala bakıyorum örneğin sosyal medyada Kennedy ile ilgili Mete Bey işte eşi mi vurmuştu o sırada başkasımı mı vurmuştu nasıl öldürülmüştü aydınlığa kavuşturulamayan pek fazla nokta olduğu görülüyor. Yine ama diğer isimlerde de siz de anlattınız hep bir siyasi sebep, hep bir eee etkisiz hale getiremeyince yok etme durumu var ki Türkiye içinde de bunu görüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu örneği örneğin. Hani ee, bana... yoluna devam etmesi istenmeyenler bir şekilde bu böyle engellenmeye çalışılıyor. Mesela... Ee, aynı dönemde iki tane girişim oldu. Bir tanesi Brezilya devlet başkanı Lula'ya. Aynı dönemde de sayın o zaman başbakan e, Recep Tayyip Erdoğan. Aynı dönemde yapıldı. Aynı olaylar yapıldı. Birisinde başarı oldular, görevden aldılar. Hı hı. Daha sonra bunun Amerikan menşeli bir darbe girişimi olduğu ortaya çıktı. Daha sonra tekrar seçilip tekrar geldi. Hı hı. Aynı anda yapıldı. Üç ikisinin üç söylemi birbiriyle ortaktı. Birinci söylemi. Filistin mevzusunda aynı şeyi düşünüyorlardı. İkinci söylemleri dünya beşten büyüktür diyorlardı. Hı hı. Üçümlü söylemleri e, dolar dışında bir para biriminin kullanılması ile ilgili üç kuvvetli söylemdi. Üç söylem bu iki devlet başkanının veya şu andaki devlet başkanımızın, e, şeyinizin Cumhurbaşkanı'nın söylemine birebir aynıydı. Aynı dönemde iki benzer olaya hı hı. birisinde başarılı oldu bir tanesinde başarılı olamadılar. Öyle söyleyeyim. Hı. İspanya Başbakanı'na... Hı hı. Avrupa'nın büyük devletlerinden bir tanesi. İspanya Başbakanı'na itibar suikastı yapabilenler. Slovakya Başbakanı'na suikast girişimi yapmayı cesaret edenler. Önemli insanlara bastırarak susturmaya çalışanlar. Türkiye'de ne yapıyordur sizce? Ne yapmaya çalışıyordur? Veya ne yapabilirler? İşte bir taraftan ah. bugün olanlar ilintili mi? Onların İsterseniz iki tane örnekle, iki örnekle hatırlayalım ne yapabileceklerini. Bir tanesi 15 Temmuz. Tabii. 15 Temmuz darbe girişimi. O dönemin konjüktürünü bir hatırlayın bakalım. Neler yapıyorduk? Nelere, e, neler, hangi kapışmalara girmiştik hı hı. ve neler yaşıyorduk? Ona geçmeden bir de Slovakya Başbakanının açıklamasına bakalım Tamam. Derler. Ona da bakalım. Sonra 15 Temmuz tamam. darbe girişimi Olur. dediniz. İkincisini de konuşuruz. 2014 yılından sonra Ukrayna tamamen Amerikan kontrolüne geçti. Evet. Rusya devlet başkanı Ukrayna'da askeri güç kullanılması emrini neden verdi diye soruyor Fiko. Meksika'yı hayal edin. Meksika Savunma Bakanlığı'nın tamamen Rusya Federasyonu'nun kontrolü altına gireceğini hayal edin. Bütün siyasi sahnesi başkan da dahil olmak üzere Rusya'nın kontrolü altında. Şimdi Meksika'nın Rusya'nın baskın rol oynadığı askeri bir organizasyona dahil olduğunu hayal edin. Amerika sen ne yapardın? Bu argüman rasyoneldir. Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke değildir. Ukrayna tamamen Amerikan kontrolü altındadır. Tam da sizin Kim? bize anlattığınız suikast nesnedenin... girişime uğrayan e, başbakanın Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili analizi. Evet. Bunu söylediği için hedef alınması da normal. E, i̇kinci büyük hedef var. Şimdi Sırbistan Devlet Başkanı şu anda evet. hedefe konmuş gibi gözüküyor. Evet. Ona da... Devlet Başkanından sonra sıra sende deyip artık tehdit edilmeye başlandı. Bakın devlet başkanları tehdit ediliyor, devletler tehdit ediliyor, Evet. devletlerin yıkıla, yıkılarak kendi yanlarında ve saflarında hı hı. yer almıyorsa bile karşı safta yer alamayacak kadar zayıf düşürmeye hı. çalışıyorlar. Ki bu, bu saldırı sonrasında da dualarım. Onunla şok oldum ve hani nasıl böyle bir şey gerçekleşebilir? mimarinde bir açıklama da yapmıştı. Ama e, çok sık tehditler aldığı da bilinen bir lider aynı zamanda. Doğru, doğru. Siz yani. Cancu ...burada kalmayacak gibi gözüküyor. Yani böyle bu devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Ukrayna, birazdan Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki son durumu da anlatırken... ...aynı zamanda coğrafyada, yani Pasifik'e de gideceğiz. Pasifikteki son görüntüleri de, yaşananları da ortaya koyduğumuzda... ...savaşın büyüklüğünü çok rahat anlayacaksınız. Hı hı. Ve bunun kilit ülkesi, unutmayın ki Türkiye. Anahtar ülkesi Türkiye. Hani şöyle hayal eden adamlar söyleyebilirler. Türkiye nasıl bir ülke? Türkiye Avrupa'daki ikinci büyük ordu. Daha doğrusu NATO'daki ikinci büyük ordu. Hı hı. Coğrafyasında, coğrafyasında Asya'ya, Avrasya'ya, Balkanlara, Orta Doğu'ya, Akdeniz'e hükmetme için en büyük jeopolitik alana sahip. Arkasından uzanttığı etki alanı olarak gördüğünüzde başka ülkelere oranla hiç kimseye ait olmayacak kadar bir interlandı var. Yani etkileyebileceği bir network'u var. Kim ile tarihi, kimiyle ile sosyolojik, kimiyle ile ırki, kim ile etnik, kimiyle ile de dini. Ama hepsiyle bir sosyolojik bir tavanı var. Yani başkasının gelip bu coğrafyada bir iş tutmasıyla bu coğrafyada yıllardan beri yaşayan bu topluluğun tutması tabii ki farklı. Tabii. Bu bu etki bu etki maalesef ve maalesef Türkiye'yi de hedef ülke haline getiriyor.